Demir kubbe delindi. Önce İran tarafından, sonra da Hizbullah tarafından. Peki bu bir şoke etkisi yaratmış durumda mı acaba sokakta özellikle? Hemen gidelim bölgeye. Cüneyt Ali Horazal'la birlikte Osman Terkan bizleri bekliyor. Osman, günaydın. Özellikle bu demir kubbe çok konuşulan bir konu savaşın başından bu yana. Ama bu kez delinmesi, özellikle Hizbullah tarafından bir farklı taktikle delinmesi daha da konuşuluyor. Sokakta bununla ilgili bir kaygı var mı, görüyor musun? Elbette var. Biliyorsun yani İsrail kamuoyunun en güvendiği sistem buydu. Hava savunma sistemi Iron Dome, demir kubbe. Bugüne kadar delinememişti. Delinse de çok az ıskalamıştı bazı atılan füzeleri. Şimdi 13 Nisan'daki İran saldırısı örneğin. Orada çok sayıda, yani 200'den fazla belki füze yollandı. Ve bunların birçoğu, ki %99 dendi oran, düşürüldü, imha edilmişti. Ama şimdi İran'ın ikinci saldırısı, yani 1 Ekim'de gerçekleşen o balistik füze saldırısı, hipersonik füzelerle gerçekleştirilen saldırıda görüldü ki Iron Dome delinebiliyor. Yani onların, İran'dan yollanan füzelerin %90'ı buradaki askeri üslere düştü. Hedefi vurdu. Bu zaten kaygı seviyesini çok arttırmıştı Osman Girgin. Ama şimdi hem Hizbullah tarafından yollanan 4 askerin hayatını kaybettiği, yine 7 sağır 58 askerin yaralandığı o Golani askeri üssüne yönelik saldırıda kamikaze drone'un Hayfa'ya kadar görünmeden gelip, tespit edilmeden gelip askeri üste vurması bu kaygı seviyesini daha da arttırdı. Şu anda Iron Dome'a olan güven aslında yerle bir olmuş durumda. Şu anda öyle bir tedirginlik var ve zaten İsrail kamuoyu bunu konuşmaya başladı. İsrail medyası bunu sorguluyor. İsrail ordusu da bunu soruşturuyor. Yani nasıl oluyor da kamikaze drone buraya kadar hava savunma sistemlerine takılmadan, hava kuvvetleri tespit edemeden İsrail kentlerine kadar geliyor ki sadece Hayfa'ya, yani o askeri üs değil, geçtiğimiz günlerde Herzliya bölgesine de yine bir kamikaze drone saldırısı olmuştu. Suriye'den yollanan bir kamikaze drone havada infilak ettirilmişti hava kuvvetleri tarafından, ama diğeri bir binaya isabet etmişti. Herzliya neden önemli? Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu nokta, Ben Gurion Havalimanı'nın bulunduğu nokta. Aynı zamanda elektrik sağlayan Tel Aviv'e santralin bulunduğu nokta. Yani birçok stratejik nokta var. O bölgeye kadar o drone uzanmıştı. Ama şimdi bir de alçak irtifadan geldiği söylenen, yani Hizbullah farklı yöntemler deniyor. Ki Iron Dome'un etkisiz kalmasında yollanan füzelerin oransal çokluğu tartışılıyor. Yani çok sayıda füze bir anda ateşlendiği zaman hava savunma sistemini delip geçiyor şeklinde bazı hava savunma sisteminin eksikleri olduğu belirtiliyor. Bu eksiklikler giderilmeye çalışılıyor. Şimdi İsrail ordusu tarafından, ama tabii kamuoyunda çok ciddi bir tedirginlik, korku durumu söz konusu. Çünkü hem İran'ın balistik füzelerle saldırısı sonrası, hem son günlerde Hizbullah cephesinden gelen çok sayıda füzenin bir kısmının İsrail kentlerine düşmesi, isabet etmesi, kamikaze drone saldırıları, kamikaze droneların Herzliya bölgesine, Tel Aviv'e kadar gelmesi, askeri üste kadar ulaşması açıkçası endişe seviyesini, korku seviyesini en üste çıkarmış durumda. Tabii korku var, hazırlıklar da var. Hatta ve hatta hazırlıklar arasında biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen füze savunma sistemleri de olacak. Yani Biden açıklamıştı, demişti ki hem İran misillemesine karşı hem de Hizbullah'ın saldırılarına karşı yeni son teknoloji bir hava savunma sistemi göndereceğiz demişti. Ona ilişkin hazırlıklar da sürüyor. 100 kadar Amerika Birleşik Devletleri askeri buraya gelecek, o batarya sistemini kuracaklar. Ve tabii ki İsrail kentlerini İran misillemesine, olası misillemeye karşı koruyacaklar. Şimdi bu misilleme ne zaman olacak? Ondan da bahsetmekte aslında fayda var. Çünkü İsrail kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri de bu. İran'a o misilleme ne zaman olacak? Olursa ne şekilde yapılacak? Nereler hedef alınacak? Ama tabii ki Yoav Gallant'la Amerikalı mevkidaşı Austin'ın yüz yüze görüşmesi iptal edilmişti. İki bakan telefonla görüştü. O telefon görüşmesinden sonra beklenti arttı artık ki Amerika Birleşik Devletleri medyasının iddiası İsrail İran'ı her an vurabilir diyordu. İşte o her an dilimi şu an, yani bu hafta içine gözler çevrilmiş durumda.
Yani herkesin beklentisi bu hafta İsrail İran'a o beklenen misilimi gerçekleştirecek. Bu konuya ilişkin planlamalar yapılıyor. Savunma yönünde de hazırlıklar yapılıyor. Ama sorduğun soruya bir kez daha yanıt vereyim. Evet, İsrail kentlerinde başta Hayfa olmak üzere Tel Aviv'de son günlerde Hizbullah cephesinden özellikle atılan füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edilememesi, kamikaze dronların İsrail kentlerine kadar ulaşması burada korku seviyesini en üst seviyeye çıkarmış durumda Osman Yeni. Teşekkür ediyoruz. Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal Tel Aviv'deki durumu aktardı.